arkadaşlar Merhabalar bu videomda sıfır geometri kampında çokgenler konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz yani düzgün beşgeni ve düzgün altıgeni anlatacağız size Evet kitabımızda sayfa numarası 105 106 107 ve 108'i işleyeceğiz Haydi bakalım dersimize başlayalım düzgün beşgen dediğimiz şey bütün kenarları birbirine eşit olan ve iç açıları da 108'er derece olan çokgendir Evet beş kenarlı düzgün çokgen. Düzgün beşgen adını veriyoruz. Peki bir iç açısı nedir? Hocam bir iç açısı kolay. 360 bölü dış açı 5 diye bulunur. Yani 72 çıkar. Dış açısı 72 derece oluyor. E 180'den de 72'ye çıkartırsak iç açıyı buluruz. Yani burası da kaç derece oluyor? 108 derece oluyor iç açısı da. Peki AH'a bakacak olursak bu bir özel bir durumdur. AH yani bütün tekgenlerde geçerlidir eşkenar üçgende de, düzgün beşgende de, düzgün yedigende de, düzgün dokuzgende de ve düzgün tekgenlerin hepsinde geçerli bu dediğimiz şey. Bir köşeden karşı kenara çizilen dikme hem açı ortaydır hem de kenar ortaydır. Yani AH neymiş arkadaşım? Hem yükseklik, AH dediğimiz yükseklik, yükseklik, açı ortay. Ve aynı zamanda kenar ortaydır. Aslında biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? A haşa. Şöyle göstereyim. A haşa biz simetri ekseni adını veriyoruz. Evet. Simetri ekseni. Düzgün tekgenlerdeki simetri ekseni bir köşeden karşı kenara çizilen diktir. Dik çizdiğiniz zaman açıları da iki eşit parçaya bölüyor. Kenarları da iki eşit parçaya bölüyor. Tamam. Evet. Bir de köşegen uzunlukları birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Niye? Bütün köşegen uzunlukları birbirine eşit oluyor. Çünkü bunu daha sonra da söyleyebiliriz. Ya da şimdi şöyle şurada söyleyebilirim. Yani şu köşegenleri çizecek olursan oluşan üçgenler. Yani 108, 36, 36, 108, 36, 36. Eş üçgen çıkıyor 108'in karşısındakiler eşit oluyor. Bunu da çizsen aynı şekilde. 108, 36, 36'dan eş üçgenden burası da eşit. Hatta burası da eşit. Hatta burası da eşit oluyor. Yani düzgün çokgendeki çizdiğimiz bütün köşegenler birbirine eşit olmuş oluyor. Evet düzgün beşgenin özellikleri bu. A burada A haşa simetri eksenine de dikkat et. Bununla ilgili güzel sorular karşımıza çıkabilir. Hatta ben sana genel bir şey söyleyeyim. Simetri eksenlerin kesim noktası her şeyin merkezidir. İşte çevrel çemberin merkezi, işte çemberin merkezi, işte ne diyorlar burada? Her şeyin merkezi olarak adlandırabiliriz bunu. Yani bu da açı ortay ve yükseklik olursa işte bunun kesim noktası hem çevrel çemberin hem böyle ağırlık merkezi diye de geçiyor. Yalnız ağırlık merkezi olması demek 1'e 2 oran olduğu anlamına gelmiyor. O 1'e 2 oran nerede var? Üçgende var. Tamam. Evet teğet çemberin merkezi. Şöyle çevrel çember çizildiğinde onun merkezi burası yapıyor. Hatta şöyle işte çemberini ben şöyle çizecek olursam eğer. Bak sana bir şey göstereceğim. Merkezimiz burası oluyor ya. Yani şu parça ile şu parça yarıçap olduğundan birbirine eşit. Hatta iç teğet çemberin de merkezi oluyor orası. Şöyle iç teğet çemberin merkezi. İçeriden teğet çember çizecek olursam. Merkez burası oluyor. E bunun da yarıçap bak burası oluyor. Bu yarıçap, bu da çevrel çemberin yarıçapı. Bu işteye çemberin yarıçapı, bu da çevrel çemberin yarıçapı oluyor. Hani olur ya bununla ilgili bir şeyler gelirse afallama. Çevrel çemberin yarıçapını, işteye çemberin yarıçapını. E afallama. Dediğim gibi bu simetri eksenlerin kesim noktası oradaki merkezi veriyor bize. Tam orası ağırlık merkezi. Yani çok geniş böyle çok gen şeklindeki düzgün beşgen şeklindeki bir kartonu Tam oradan böyle parmağının üstüne koyacak olursan dengede kalır anlamında. Tamam? Evet, düzgün beşgen bu şekilde geldik şimdi sorulara bakalım. Arkadaş ya 360 bölü 5'ten 72 çıkar iç açısı da kaç derece çıkar? 108 derece çıkar. Genelde bunlar akılda kalıyor. 72 ve 108 düzgün beşgende. Soru çözü çözü aklınızda kalacak. E burası kaç derece? 108 derece ve bunların hepsi birbirine eşit değil mi? Evet. A 108 ise x x e, X neye eşit olacaktır? Direkt 180 eksi 108 bölü 2'den. Ya da 2x artı 108 eşittir 180'den. E, 72 bölü 2'den cevap kaç çıkıyor o zaman? 36 çıkıyor. Evet örnek 20'yi 36 bulduk. Geldik örnek 21'e. X deniliyor bizden. Hocam burası 108 ya. Artık biliyoruz düzgün beşgenin bir iç açısını. Hocam burası da 108. Hocam 108 ise bunlar 36 36 yapar. 108 ise bunlar da 36 36 yapar. E komple bu açıda x artı 36 artı 36 da düzgün çok geniş açısı olduğundan yani 108 derece olacağından x de böylelikle kaç çıkıyor? 108 eksi 72'den 36 derece çıkar. Evet 21 36 çıktı geldik 22'ye. Şimdi CDF ve AF doğrusal demiş. CDF ve AF doğrusal. Bu doğrusalsa bak dış açısı 72 derece. Hocam bu doğrusalsa bu da dış açı 72 derece yapar. Değil mi? E bizden ne isteniyor? X açısı isteniyor. Tamam. Yani olay bitti. 72, 72, 144. O zaman x'e kaç derece kaldı? 36. Yani 72 artı 72 artı x eşittir 180 deyip x'i 36 olarak buluruz. Cevap 36 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. ABC'de düzgün beşgen ve şu bir kare verilmiş. Bak düzgün çokgenler 2 ya da 2'den fazlaysa mutlaka eşitleri yaz. Şu eşitleri yazdım ve ne çıktı karşıma? Bir x kenarlık çıktı kareden dolayı 90 derece düzgün bir dolayı burası 108 derece. E hocam şu ikisini toplamı 198 yaptı. Ben 360'tan 198 çıkartırsam eğer 160 162 mi yapıyor? Evet 162 yapıyor. E hocam burası da x ya. Ya toplayalım o zaman oradaki açıları. 162 artı 2x eşittir 180 ya. 2x eşittir 18 çıkar ve x'i de böylelikle kaç buluruz? 9 olarak buluruz. Yani cevap 9 oldu. Geldik 24'e. Bak şimdi. Ne yapılmış burada düzgün beşgen içinde kağıt ağaç boyunca katlandığında. Ya ben bunu böyle katlamışım ağaç boyunca. Şu, şu kenarla bir üst üste binmiş. Yani şu kenarla şu kenar üst üste binmiş. Bu açılarda 90 derece. O zaman bu bir simetri ekseni. Yani bunu olmak zorunda açı ortay olmak zorunda. 108 ya 54 derece 54 derece oldum burası oldu. Sonra bu dörtgen de şuradaki üçgen böyle katlanmış. Katlandığında da burada açılar işte olacak ya. Hocam şöyle 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 üstüne binen açılar işte. E burada kaç 54 derece olmuştu katlandığında bak. Hocam şu açı 54 derece ise o zaman bunlar 27 27 olur. Şimdi B üssü F C. Bakalım. B üssü F ve C isteniyor. Tabi buradaki açılar da birbirine eşit olacak. E hocam bu açıyı bulalım mı artık? 108. 27 daha. 135. Buraya kaç derece kaldı? 45 derece kaldı o zaman. A. 45 45. 90. Buraya da 90 derece kaldı. B üssü F bakalım. B üssü F C kaç derece oldu? 90 derece oldu. Artı F A B üssü. F A B üssü. Ve 27 derece. İkisinin toplamı da kaç yapıyor o zaman? 117 yapar. Yani örnek 24'ü böylelikle 117 derece bulduk. Güzel bir soruyu. Geldik şimdi düzgün altıgene. Arkadaşım düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece. Bir dış açısı 60 derece. Niye? 360'ı sen 6'yı bölersen 60 derece olur. E 180'den de 60 çıkartırsan bir, bir iç açısı da 120 derece yapar. Tamam. Sonra şimdi AB uzunluğu A ise AC uzunluğu nedir? Şimdi burası 120 derece olduğundan dolayı 30 30 120 üçgen çıkar burada. AC uzunluğu da 30 30 120 üçgenden A kökü çıkar. AD uzunluğuna bakacağız. AD uzunluğu da arkadaşım. Şimdi dur. Sana bir şey söyleyeceğim. En uzun köşegen bak şuraya yaz. Şuraya yaz. En uzun köşegen Simetri eksenidir. Simetri eksenidir. Evet en uzun köşegen simetri eksenidir. Peki en uzun köşegen dediğim nedir? Buradan çizilen bu köşegen mi? Değil. Bu köşegen mi? Evet. Bu köşegen mi? Değil. Bak işte bu köşegen en uzun köşegen oluyor. En uzun köşegen simetri eksenidir arkadaşım. Bu da düzgün çiftgenlerin hepsinde geçerlidir. Mesela kare düzgün çiftgen. Köşegen çizdiğiniz zaman 45-45 ayırıyor. -45 e düzgün altıgende öyle, düzgün sekizgende öyle... Bu da düzgün çiftgenlerde öyle. Biraz önce düzgün beşgende ne demiştik? Yani köşeden karşı kenara çizilen dikmeydi. Bu sefer de en uzun köşegen simetri ekseni. E en uzun köşegen simetri ekseni ise eğer ben bunların ne olduğunu söyleyebilirim. 60-60 olduğunu söyleyebilirim simetri ekseni. Hocam burası da 60-60 olacak. Hocam burası da 60-60 olacak. Burası da 60-60 olacak. Burası da 60-60 olacak. Burası da 60-60 olacak mı? Evet. A 60-60-60 ne çıktı burada? Eşkenar üçgen. Aynı şekilde 60 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 çıktı. Yani eşkenar üçgenlerden oluşuyor bu gördüğün üzere. E o şurası bir kenar A ise çizgi dediğim A oldu. Burası da A, burası da A, burası da A. Yani AD uzunluğuna bak bakayım. AD uzunluğu 2A mı oldu? Bir kenar A ise AD uzunluğu 2A oldu. Çevresi de 6A oldu. Evet bu da önemli bir şey. Bir kenar A iken simetri ekseni olan köşegen yani en uzun köşegen bir kenarın iki katıdır. Bak bunu unutma. Bunu da kullanacaksın. Simetri ekseni şu köşegenin simetri ekseni olduğunu da unutma. Alt tane eşkenar üçgenden de oluştuğunu da unutma. Hatta alan alt tane eşkenar üçgenden oluştuğu için alt tane a kare kök 3 bölü 4 değil midir? Evet. Bunların hiçbir ezberlemene gerek yok. Sen sadece altıgenlerden oluştuğunu bil. En uzun köşegenin simetri ekseni olduğunu bil. Çoğu soruyu çok rahat bir şekilde yaparsın. Bu arada Bak yazılmamış buraya ama ben de yazayım şuraya. Karşılıklı kenarlar. Belki de daha sonra yazılır ama dur bakayım. Şimdi de yazabiliriz. Paraleldir. Arkadaş, karşılıklı kenarlar paraleldir. Niye? Bak şimdi. Şu açı 60 derece, bu açı da 60 derece. Şöyle bir Z kuralı yok mu arkadaşım? Aa var. Aynı şekilde şöyle bir Z kuralı da var. Aa şunlar da paralel oldu. Aynı zamanda şöyle bir Z kuralı da var. Aa bunlar da birbirine paralel oldu. Tamam. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Gerçekten karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Yani özellikle oranlamanın olduğu sorularda kelebek benzerliğini ya da temel orantı benzerliğini kullanabiliriz. Tamam. Bu da aklımızda kalsın. Evet geldik örnek 25'e. Hadi bakalım her şeyi öğrendik. Hocam ya 360 böyle alttan dış açısı 60 iç açısı 120 ya. 120 burası. Şunlar şunlar birbirine eşit olduğu için. Bütün kenarlar eşit olduğu için daha doğrusu. Açılarımız kaçar derece olur? 30 30 derece olur. Yani x'i böylelikle 30 derece olarak buluruz. Cevap 30 çıkar. 26'ya geldik. Hocam 120 derece 30 30 burası. Yani altıgenin bir iç açısının 120 derece olduğunu bilelim. E tamamı 120 ya. Bak buraya kaç derece kaldı? 90 derece kaldı. E hocam bak bu simetri ekseni. Aa hocam 30 30 120 üçgeninde 4 kök ise bu kenarlar 4 4 yapar. 4 ise en uzun köşegende bir kenarın iki katıdır. 8 diyebiliriz. Ya da simetri ekseni olan köşegen ya bu en uzun köşegen. O zaman bu 60-60 diye keş parçaya böler. Burası da 60-60 diye keş parçaya böler. Yani buraya 30 kaldı. 30-60-90 üçgeni. 60'ı karşı 4 kökü 30'un karşı 4 diye bulup 30'un karşı 4 ise 90'ın karşı da 8 diye sonuca da ulaşabiliriz. Ya da bir kenara ulaştıktan sonra bir kenarın 2 katı olduğunu söyleyebiliriz. Evet örnek 26'yı bu şekilde bulduk. Geldik örnek 27'ye. Şimdi çevresi 18 birim olan ABC eşkenar üçgen. ABC eşkenar üçgen ve çevresinde 18 birim olan diyor. O zaman 3'e böldüğümüz zaman bir kenar kaç geliyor? 6 mı geliyor? Evet. Sonra ön yüzü mavi arka yüzü turuncuymuş. ABC eşkenar üçgenin köşelerinden içe katlanarak düzgün altıgen elde edilmiş. Bak şöyle içe katlandığı zaman düzgün altıgen elde etmişim. Bu düzgün altıgen böyle. Çok güzel. Bak en uzun köşegen simetri eksene. Bunlar 60-60 mı -60 yapar? Evet. Burası da 60-60 mı -60 yapar? En uzun köşegen. Aynen öyle. Burası da 60-60. Burası da 60-60. Burası da 60-60. Yani eşkenar üçgenler karşımıza çıktı mı? Çıktı. E hocam 60 60 bak burası da 60 yapar. Burası da 60 yapar. Aynı şekilde burası da 60. Burası da 60. Burası da 60. Burası da 60 değil mi? Evet. Şimdi ne var burada? Arkadaş bu eşkenar üçgen bir kenar çizgileri koyunca böyle. Aa burada da çizgi çizgi çıktı. Aa burada da çizgi çizgi çıktı. 6'ya bir kenar kaç oldu? 2 oldu. Düzgün altıgenin çevresi soruluyor o zaman bize. 2'den 6 tane yok mu? O zaman çevre 2'den 6 tane var. Cevap 12 olur. Örnek 27 12 çıktı. Geldik örnek 28'e. Düzgün altıgen verilmiş. Bir iç açısının 120 derece, düzgün beşgen verilmiş. Bir iç açısının 108 derece olduğunu biliyoruz. Hocam, şimdi altıgen 120 derece ya. Şunlar birbirine eşit. 120 ise bak şunlar birbirine eşit. 30-30 oldu mu buraları? Oldu. Sonra düzgün beşgen. Bak buraya kaç derece kaldı? 90 derece kaldı. E düzgün beşgenin iç açısı burası. 108 derece değil mi? X artı 90 eşitleri 108 olacağından. X'i de böylelikle 18 derece olarak buluruz. Örnek 28-18 bulduk. Bak burada düzgün beşgeni kullandığımız için sonuca ulaştık. Geldi örnek 29'a. Melek öğretmen düzgün altıgen konusunu işlerken öğrencilerinden aşağıdaki işlemlerini yapmasını istemiştir. Düzgün altıgeni çiziniz. Hemen çizelim bakalım bir düzgün altıgeni. Şöyle düzgün altıgen çiziyoruz. Çizmeyi siz de öğrenin. Hatta çizin kardeşim. Hazıra konmayın. Şöyle ben çizemedim de düzgün çizeyim bakayım ha. Şöyle çok da düzgün olmadan olsun. Bir kenarı 8 birim olan düzgün altıgeni çizdik. Evet A, B, C, D. A, B, C, D, E ve F'yi çizdik. Şimdi E, K ve D, E. K elemanı E'de. E'de üzerinden K alacakmışım. Ya burası K, burası 4K olacak. 3K olacak pardon. Şimdi E, K. Arkadaş burası K, E, D'de 3K olacak. Toplamda 4K eşittir 8 ya. K'yı buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Yani şurası 2'ye, burası kaç olacak o zaman? 6 olacak. Tamam. K noktası seçip A köşesiyle birleştirelim. A köşesiyle birleştirdik böyle. Ali kara uzunluğu kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi üçgen oluşturmamız lazım değil mi? buna ait? Hadi oluşturalım bakalım hocam. Hop şunu şöyle çizersem. Bak şimdi. 120 bu derece burası. 30-30 yaptı mı ikisi kenardan yaptı. E tamamı 120 olduğundan burası 90 oldu mu oldu. Bir kenar 8'di zaten. 8-8 ise burası 8 kökçe yapar. E hocam Pisagor işte bitti gitti. Yani ben buraya x diyecek olursam x'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı 8 köküçün karesi çıkar. E o zaman buradan x kare ne eşit oldu? 4 artı 64 çarpı 3. 64 ile 3'ü çarparsam 4. Şuraya yazayım. 64 ile 3'ü çarparsam 4 kere 3 12. 6 kere 3 18. 212 yaptı. 216 mı yapıyor? Oo, 216 yaptı. Doğru değil mi? 6 kere 3 18. Aa, yüzde... Pardon 192 yaptı burası. Nereden çıktı o? 192 çıktı. E, o zaman 196 yaptı. Tamam. X kare 196 ise X ile böylelikle kaç çıkar? 14 çıkar dostlar. Evet örnek 29'u 14 bulduk. Geldik. Örnek 30'a. Düzgün altıgen verilmiş. Arkadaş A AH haşı vermiş. 17 vermiş. Ali Bey'i vermiş. 4 vermiş. E ne yapacağım ben burada? Üçgen oluşturayım bari. E hocam şu üçgeni oluştursam. A en uzun köşegen bir kenar ilk katıdır. 8 yapar. E bu da burada simetri ekseni olduğu için 60 60 değil midir burası? Evet. Bak 90 çıktı. 8 17. Burada bir dik üçgen çıktı karşıma. 8 15 17'den 15 çıktı burası. Şimdi soruyu tam okuyayım istersen. Ne diyor soru? Soru A noktası bulunan Ali ile D noktasında bulunan Deniz. Evet A noktasında Ali, D noktasında Deniz bulunuyormuş. Deniz ne yapıyormuş? Taş atma oyunu oynayacaklardır. Ali ve Deniz elindeki taşı bulundukları yerden doğrusal bir şekilde haç noktasına atıyor. İşte Ali ve Deniz haç noktasına atıyor. Hop bu hop bu. Tamam. Buna göre taş atma oyununda Ali kaç metre farkla kazanmıştır? E tamam. Ali'nin attığı 17 değil mi? Deniz'in attığı 15 değil mi? Evet 17 eksi 15 soruluyor bize. Ne kadar farkla kazanmış? 2 farkla kazanmış. Cevap 2 yapar ve şöyle bir dikkate geldik. Gençler bu da önemli bir şey. Düzgün çokgenlerde eşit sayıda kenara ayıran köşegenler birbirine eşittir. Mesela kırmızılara bak. İki kenara ayırmış. Bu da iki kenara ayırmış. Bunlar birbirine eşit. Ya da mavilere bak. Şu üç kenara ayırmış. Bu da üç kenara ayırmış. Ya da atıyorum şöyle bir şey çizdim. Hocam dört kenara ayırmış. Hop şu da dört kenara ayırmış. Bu köşegenler birbirine eşittir. Evet. Şimdi ABCD düzgün çokgense ne diyoruz o zaman? BD ile DF birbirine eşit. BD ile DF birbirine eşit. Başka ne diyebiliriz burada? Başka ne diyebiliriz? Şu mavilerde AD ile de ne? DG birbirine eşit. E tamam eşit sayıda kenar ayıran köşegenler eşit. Niye? Çünkü düzgün çokgenlerde bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik veriliyor. O eşitler verildiği zaman bu özelliği kullanabiliriz. Dikkat et buna. de bununla ilgili sorular soruyor. O yüzden lütfen dikkat et. Hemen örneğe bakalım. Düzgün sekizgen verilmiş. Hocam düzgün sekizgenin dış açısı kaç derece? 360 bölü 8'den 45 derece yapar. Hocam burası 45 derece. E o zaman burası 135 derece yapar. Peki. Bak 135 derece. Oo, bunlar birbirine eşit. O zaman bunlar 22,5 22,5 mu yaptı? 180'den e, 135 çıkart 2'ye böl. Evet. Hocam x isteniyor benden. X'e ait bir üçgen oluşturayım. Üçgen oluşturursam hop şöyle. A Burası da 135 ve 22 buçuk 22 buçuk değil mi burası? Evet. E hocam 22 buçuk burada 22 buçuk burada tamam 135 İkisinin toplamı 45 ya buraya da 90 derece kaldı o zaman bitti. O bu iki kenar ayıran köşegen bu da iki kenar ayıran köşegen bunlar birbirine eşit ve x kenar dik üçgen çıktı yani x de böylelikle ne çıkar o zaman alt kök 2 çıkar kök katı değil mi? x kenar dik üçgende. Evet. 31. soruyu 6 kökke bulduk. Güzel bir soruydu. Geldik. 32'ye. Düzgün altıgen verilmiş. Bir de EDG doğrusal verilmiş. Bak EDG doğrusal. E o zaman burası dış açı yapıyor. Dış açı kaç derece? 60 derece. Hemen 60'ı yazdık. 360 böyle alttan dolayı değil mi? Sonra şu bak. Düzgün altıgendeki bir köşe alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Hocam o eşitliği kullanalım. Bu iki kenar ayıran köşegen değil mi? Evet. Hocam iki kenar ayıran bu köşegeni mi çizeceğiz? Yok. Şu çizgiler yana gelmedi. Ama bak şunu çizersem çizgiler yayına geldi. Bu da iki kenar ayıran köşegen. Bu da iki kenar ayıran köşegen. Düzgün altıgenin dış açısı 60 derece. iç açısı kaç derece yapıyor? 120. Hocam şurası 120 derece olduğundan düzgün altıgen olduğundan x kenar üçgenden dolayı bunlar da 30 30 mu yaptı? Evet. Ve şu üçgene bakar mısın? Bir ikizkenar kenar üçgen. İkiz kenar üçgenin tepe açısı kaç derece? Aa ne güzel 90 derece. E benden x isteniyor. CBG x açısıymış. Hocam x artı 30 burası. E buraya da x artı 30 deriz. Toplamları 180 derece deyip iç açılar toplamı oradan gidebiliriz. Ya da 90 sa ya burası 45 derece değil mi? Yani burası da 45 derece. Yani x artı 30 eşittir 45 derece ise x'i de böylelikle 15 derece olarak buluruz. 32'yi 15 bulduk ve geldik şuraya. Bu da önemli özelliklerden biri. Düzgün çokgenin köşesinden çıkan açılar gördükleri kenar sayısıyla doğru orantılıdır. Çemberden geliyor mantığı. İşte bir kenarı gören açı alfa ise iki kenarı gören açı 2 alfa. Üç kenarı gören açı 3 alfa şeklinde diyoruz. Mesela B, C, D açısı. B, C, D açısı neredesin B, C, D? Yo B, C, D demek istemiştim. DBE, DBE. E. İşte şuradaki açıdan bahsediyorum. Şurası A ise EBH, Bak bir kenarı gören görüyor musun? Şu CB, Şurası CBD olacak. Tamam mı? Burayı yanlış söylemişiz. CBD açısı olacak burası. Şurası A ise bak iki, hocam iki kenarı görüyor değil. Açı olarak bakacaksın. Bu açı bir kenarı görüyor. Yani bir çift çizgi görüyor. CBD açısı A ise DBE açısı da A yapıyor. EBH üç kenarı görüyor. Hocam orası 3A'dır. Sonra DBH DBH bak şuraya 3A yazdık ya. Bak gerçekten burası da 4A oldu mu? Oldu. Hatta bak şuna da bakalım. Hocam burada kaç kaç kenarı görüyor? 1 2 3 kenarı görüyor. 3A değil. Açı olarak bak. Bak böyle açı olarak iki kenarı görüyor. Hocam burası 2A'dır. Peki buradaki kaç kenarı görüyor? Açı olarak bak. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 kenarı görüyor. O zaman burası da 5A'dır diyebiliriz. Hatta bir kenarı gören A ise 2 kenarı gören 2A, 3 kenarı gören 3A diyoruz ya Bak bunu bil. Bununla da ilgili güzel sorular çıkıyor karşımıza. Dış açı da 2A'ya eşittir. Sebep? Şimdi burası A ise burası da A değil midir? X kenarlıktan evet. E dış açısı da hop şurası değil mi? Hocam iki iç açı bir dış açı eşit. 2A. A bu üçgenin dış açısı aynı zamanda düzgün çokgenin de dış açısı oldu. Gerçekten dış açı da 2A'ya eşit oldu. O yüzden şu mantık böyle karışık sorularda içeride saçma sapan açılar oluşan sorularda köşelerden çıkıp çıkan bu e, köşegenler arasında kalan açıları bulurken bir kenarı gören A ise iki kenarı gören 2A. Üç kenarı gören 3A. Nokta 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 nokta. Hatta dış açıda neye eşitmiş? 2A eşit. Bir kenarı görenin iki katına eşittir. Tamam. Bunu unutma. Bu da güzel bir teknik. Mesela şöyle bir şey var. Bu içeride böyle bir açı sorulmuş bize. E hocam şimdi şurada açıyı bulabilirim ben. Sonra burada açıyı bulabilirim. Burada açıyı da bulabilirim. Sonra dörtgen iç açıları toplamından gidebilirim. Ya da Arkadaş direkt bunu çizersen daha net bir şekilde çıkar. Bunu böyle çizersen alfa'ya ait bir üçgen oluştu ya. Şu açı 1 iki kenarı görüyor. Düzgün dokuzgen demiş. İlk önce dış açıyı bulalım bu arada. 360/9 bölü 9, kaç yapar? 40 yapar. Dış açısı 40 derece. Hocam 40 dereceyse burası. Şunlar da birbirine eşit ya. İki iç açı bir dış açıdan tamam, burası 20 yaptı. Evet. Bir kenarı gören kaç oldu o zaman? 20 oldu. E o zaman buraya bak bakayım. Hocam iki kenarı gören 40 derece olur. Bak şuraya da bak. Hocam burası da bak. Burası iki kenarı gören 40 oldu. Şurada kaç da aynı şekilde. Bir iki kenarı görüyor. Bir kenarı gören 20 ise iki kenarı gören 40 olur. Ya da şöyle diyebilirsin. Hocam bu açı iki kenarı görüyor. İki kenarı gören açı aynı zamanda dış açıya eşitti. Dış açı 40 iki kenarı gören açı da 40 diyebilirdin. Bu da iki kenarı görüyor 40 diyebiliriz. 40 40 80 alfaya da kaç derece kaldı? 100 derece kaldı diyebiliriz. Yani cevap böylelikle 100 yapar. İşte bu tür sorularda aşırı derecede işimize yarıyor. Haberin olsun. ÖSYM sorabilir. Evet. ALE. ALE. Şurada kaç isteniyor? Yani ben şu açıyı bulursam eğer olay bitti sanki değil mi? Evet benden buradaki açı isteniyor ama ben şu mavi açıyı bulursam olay bitti. Mavi açı için düzgün sekizgen diyor. Düzgün sekizgen dış açısı kaç derece? 360 bölü 8'den 45 derece yapıyor. Hocam burası 45 derece. Yani iki kenarı gören 45 derece ise bir kenarı gören kaç derece yapar o zaman? 22,5 değil midir? 45 derece dış açıydı. O iki kenara gören açıya eşit aynı zamanda. İki kenarı gören 45 ise bir kenarı gören de kaçtır? 22.5'tür. Şimdi şuraya bak bakalım. Hocam ben bu açıyı bulabilir miyim? Bu açı 1 2 2 üç kenarı görmüyor. Dikkat. Açı olarak bak. Şöyle açı 1 iki kenarı görüyor. İki kenarı gören zaten kaç derece? 45 derece. Hocam şuradaki açı kaç derece? Burası da 1, 2, 3, 4, 5 kenarı mı görüyor? Hayır. Açı olarak bak. 1, 2, 3, 4 kenarı görüyor. 2 kenarı gören 45 ise 4 kenarı gören kaç derecedir? 90 derecedir. O zaman burası 90 derece yaptı. 45, 90 ise burası 45 yapar. Soru işaret dediğimiz yerde 135 derece yapar. Yani cevabımız böylelikle 135 derece oldu mu? Oldu. Bunlar güzel tekniklerdir. Bunları da bilmek lazım. Ee, genelde bak düzgün çok kenara bakacak olursak öyle çok da formül yok aslında. Formül olsa da verir ama bu en son verdiğim bu iki temel özelliklere de dikkat edin. Yani eşit sayıda kenara ayıran köşegenler birbirine eşit. Birincisi buydu. Ekstra verdiğimiz özellik. ikincisi de köşegenler çizildiğinde köşeden çıkan açılarda bir kenarı gören A ise iki kenarı gören 2A, üç kenarı gören 3A, nokta nokta nokta. Hatta dış açıda iki kenarı gören açıya eşit. Bunu bil. Tamam. Evet gençler. Böylelikle çokgenleri bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dörtgenlere başlayacağız. Dörtgenin konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.